Hani bir kimlik mi, kimliğini getirdim ben. O beni şoklardılar, vurdular. Gözüme abi vurma, abi vurma, ben özürlüyüm, özürlüyüm. Ondan sonra vurdular. Bu kadar zulümlük olmaz, bu kadar yani zulümlük olmaz. Ben belediye işçisiyim, Halil ilçe başkanında da çalıştım, temizlik yapıyordum orada. Polis vuruyor, vuruyor, abime darp ediyor, ondan sonra ben de çekti. Abi vurmayın, abi vurmayın, alttan ünlü, abi vurmayın dedim. Vurmaya başladılar, ondan sonra böyle şey yaptım. Bizim dördüncü kat var, dördüncü kat beni hemen getirdi, arabaya attılar, götürdüler. Böyle yataklıya. Gözün burada mı? Evet, işte. Gözümüzü aradım. Çatla kırıp parçalanmış mıdır? Porselendir kendisi zaten. Porselen yaptırmıştık Adana'da. Yani ortada bir şey yok. Allah da gelmeli yok. Bir şey olmuş olsa bizi, abimi, kardeşlerimi, ablamı, kendi eşimin sırtındaki job izine bak ya, bir bayan bu şekil vurulmaz. Ya bu şekil olmaz. Bir evin içine girip yatalak babamın yanında beni kelepçeleyip de vurmaları bir hatadır. Abi 100 kişi üstüne çekmiş, ortada bir şey yok. Sadece 15 tane ekip içeri girmiş, beni vurarak dışarı çıkarttı. Suçumuzu bir anlasak, job izleri avukat mavukat da tuttum ben. Hani bu şekil olmaz, bizim bir suçumuz yok zaten. Bir baktım sesleri geldi. Abi bir baktım, cöpten bana kovalıyorlar. Ben dedim ne oldu? Hiç kalkamıyorum da abi, bak ayaklarım şiş. Kalkamıyorum da, yürüyemiyorum. Mahallede bizi rencide ettiler. Kızım da var, kızımı ne hale koydular ya, ödü patladı ya. Böyle bir şey mi var? Hani bu şekil bir erkek polis bu şekil yaptı. Zaten abi ben çekeyim. Hani joblarla bu kadar bir terörist değiliz, bir şey değiliz. Hani sen bu şekil niye bizi yaptın ki? Bir suçumuz nedir? Bir suçumuzu anlıyor. Joblam içeri bir anda 30 polise yakın yani girdiler içeriye. Eşimi kelepçeleyip joblamaya başladılar. Siz de joblamaya. Evet, o sırada zaten eşimi aralarına almaya çalışırken beni de aralarına aldılar. Bağırma sesine kardeşim yerde parpazlıydı. Parpazlayana şimdi ahu ahu diyeyim. Yapmayın diyeyim. Ben de kalp hastasıyım. Kalp ameliyatı olmuşum. Babam yatalak, kardeşimin gözü gitti bir yandan. Bunu bu vicdansızlık.